Start'tan hepinize iyi akşamlar. Bu hafta stüdyomuzdaki konuğumuz sevgili Ömer Özak, Doğuş Motorspor'un emektarı. Her şeyi. Ömer hoş geldin. Hoş bulduk Hasan'a. Satvet Üçüncü de bizle birlikte olacaktı ama İstanbul trafiğinin azizliği bunu engelledi. Hiç önemli değil. Safvet Üçüncü'ye buradan sevgi ve saygılarımızı göndeririz. O bizi gayet iyi anlar. Evet. Karşılıklı konuşuruz. Şimdi elbette ki Türkiye Rally'sini konuşacağız. Dünya Rally Şampiyonası'nın 13. ayağına ev sahipliği yaptık Kemer'de. Birçok eleştiri oldu. Olmaya da devam edecek elbette ama orada en ciddi, en zorlu görev sizindi. İlk önce ben anlatmanı istersen siz ne yaptınız? Sen aktar. Şöyle biz bu üçüncü sezon oldu. Üç sezondur servis alanının hazırlığını bizler yapıyoruz. Safvet Bey'in önderliğinde bir ekip olduk. Bir ekip oluşturduk. Yerlerin ölçümünden, çiziminden tutun elektriği, suyu, işte EDS'li vesairesinden gelen takımların tüm altyapısını hazırladık. İşte teknik kontrol için bizim bildiğin seyahat kap çadırını hazırladık. Liftlerini yerleştirdik. Teknik ve işte diğer destekleri sağladık orada. Yani işin en zorlu kısmını aslında evet, siz üstlendiniz. Evet, evet. Neydi lojistik destek sağladınız ama bir ekiple sizin hep... Kesinlikle bizim ekibimiz vardı. Onun dışında federasyondan oluşturduğumuz, daha önceden de tanıdığımız arkadaşlarımız vardı. Ciddi bir ekip oluşturduk. Artı bildiğin gibi üniversiteden gelen gönüllü arkadaşlarımız vardı. Onlarla birlikte 130 kişi gönüllü ekibi vardı. Biz de 20 kişiydik. 150 kişilik bir ekiple orayı umarım götürdünüz. Gayet götürdük. Başarıyla götürdünüz. Evet. Onca 3 gün aralıksız yağmura rağmen bir fırtına yaşadık ki inanamazsın. Yani 10 dakikada bütün servis alanı yerle bir oldu. Bir daha servis alanı kurduk sayılır. Yeni baştan. Ertesi gün dinmeyen bir yağmur vardı. İşte oranın gene her zaman yaşadığımız altyapı sorunları orada da bizi yalnız bırakmadı. İşte su alan yerler vesaireler. Orada da gene sağ olsun Kemer'deki işte belediye olsun, GATAP olsun gene desteklerini esirgemediler. Vidanjörlerle su boşaltı vesaire gene iyi bir yarış çıkarttık. İyi bir organizasyon yaptınız. Evet. Şimdi benden de beklenen otomobil spor tutkunları Antalya'daki yarışın organizasyonuyla ilgili yermemi bekliyorlar ama yermeyeceğim. Neden yermeyeceğim? Şunun için yermeyeceğim. Birincisi sponsorsuz bir yarış. Gerçekten öyleydi. Evet. Bir Dünya de onun bir zorluğu vardı gerçekten. Dünya Rally Şampiyonası'nda sponsorsuz bir yarış yok. Yok. Bir tek Türkiye. Bunun için kimseyi yermeye hakkımız yok. Hiç beklenmedik bir yağmur ve fırtına her şeyi mahvetti. Oysa hem federasyonun çalışanları hem diğer elemanlar, federasyona bağlı çalışan elemanlar kusursuz görevlerini yerine getirdiler. O gencecik üniversiteli çocuklar. Gencecik o arkadaşlar hakikaten nasıl çalıştılar? Sen de oradaydın, gördün yani. Sabah 7'den kaça kadar bakayım 8 saat hiç aralıksız kapılarda durdular, gece nöbet tuttular, yağmurda ıslandılar. 14-15 saat dağ başında tek başına dolaşanlar var. O etaptakileri de saymıyorum tabii. Evet. O etapların hazırlanmasını düşün yani o etapların o hale getirilmesi bir de üstüne yağmur. Facia şimdi, oldu. Şimdi Dünya Rally Şampiyonası'nın 13. ayağı Türkiye Rally'sinin görüntülerini izlemeye başlayalım. Bol bol görüntümüz var. Evet. Ardından da Ömer Özak'la tabii ki Türkiye Rally'sinin diğer konularını aslında bana çok komik gelen ki sanıyorum Ömer'e de komik gelecek. Trajik komik hikayelerini aktarmaya devam edeceğiz ama önce görüntüler.